Askeri amaçlarla geliştirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerde 50'den fazla kişinin enkazdan kurtarılmasını sağlayan duvar arkası radar sisteminin kullanım alanı artıyor. Savunma sanayi tarafından geliştirilen radar sistemi itfaiyelerde de göreve başlayacak. Nasıl bir sistem bu, nasıl çalışıyor? Habertürk muhabiri Bekir Mert bize detayları aktaracak. Savunma sanayinin önemli projelerinden biri duvar arkası radar sistemi asrın felaketinde 6 Şubat'ta Hatay'da, Antakya'da enkazlarda birçok kişinin hayatını kurtarmıştı ve bu radar sisteminin deniz itfaiyesinin envanterine katıldığını söyleyelim. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan da ekranlarınıza şimdi getirecek. Bu radar sistemi aslında 2017 yılında envantere katılmıştı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kullanılıyor. Birçok alanda şimdi itfaiyenin de kullanılıyor. Olacak ve arama kurtarma çalışmalarında önemli bir görev üstleneceğini söyleyelim. Kıdemli tekniker Onur Aydoğdu STM'de detaylarını aktaracak. Efendim hoş geldiniz Habertürk'e. Hemen hızlıca soralım. Asrın felaketinde 6 Şubat'ta kullanıldı. Hatay'da kullanıldı ve birçok canlıyı tespit etmişti. İtfaiyeye ne gibi katkıları olacak bu radar sistemi? Hoş geldiniz. Duvar arkası radar sistemi RF sinyaliyle çalışmaktadır. Biz bir sinyal üretiyoruz ve duvarını işleyen sinyaller duvarın arkasında bulunan canlıya, yani mikro veya makro hareket yapan bir kişi var ise, mikro dediğimiz nedir? Bir kişi duvarın arkasında baygındır ama sadece göğüs kafes hareketini gerçekleştiriyordur. Ya da eklem hareketlerini yapıyordur, parmak hareketini yapıyordur. Bu kişilerden gelen sinyaller bize tekrar geliyor ve biz bu algoritmayla bu kişinin kaç metre ve mesafede olduğunu söyleyebiliyoruz bu cihaz sayesinde. Tek duvar arkasında 22 metre mesafeye kadar algılama gerçekleştiriyor. Beton duvar, tahta, ahşap, alçıpan, tuğla duvar gibi çeşitli duvarların arkasında işliyoruz. Şu anda aslında bir arkadaşımız o duvarın hemen arkasında nasıl uygulama yapılıyor? O uygulamayı biraz canlandıralım istiyorum. Yaklaştığı anda herhalde tespit edilmeye başlıyor. Biz anlık olarak görüntüyü alabiliyoruz. Şu anda duvarın arkasında bir arkadaşımız sabit cihazın tam önüne geldi. 1 metre 42 santimetre uzaklığında. Cihazdan uzaklaşabilir miyiz? Şu anda anlık bir şekilde cihazdan uzaklaştığını görebiliyoruz. Peki cihazdan uzaklaşan arkadaşımızın hangi konumda olduğunu görebilmemiz için bir ekranımız daha var. Bu ekranımızda da bu kişinin 2 boyutlu gösterimini görebiliyorsunuz. Cihazı sıfır noktasına aldığımızda sağ +1, 2, 3, sol tarafta -1, 2, 3 olarak konumlandırdık. Burada çıkan, ekranda çıkan o kırmızı görüntümüz bu kişinin işte cihaza göre 2 metre uzaklığında 50 santimde sağında olduğunu net bir şekilde konumlandırarak gösterebiliyoruz. Deniz itfaiyesinde kullanacağını biliyoruz. İtfaiye bu sistemi hangi alanlarda kullanacaklar? İtfaiye arama kurtarma alanında yangın, çığ gibi alanlarda kullanmak için bizden aldılar cihazı. Çok çok teşekkürler. Ben de son kez bir kez daha göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan da gösteriyor. Duvar arkası radar sistemi ilk kez 6 Şubat depremlerinde Hatay'da, merkezi iç Antakya'da kullanıldı ve 50'den fazla kişinin hayatını kurtardı ve bu sistem sayesinde 20 metre derinliğe kadar aslında bir canlı olup olmadığı buradaki sinyallerle birlikte tespit edilebiliyor ve bu sistem şimdi itfaiyenin de deniz itfaiyesinde kullanımında olacak diyelim. Söz yerinden İstanbul'a size bırakalım.